Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Arap Birliği'nin Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür etti. Arap Birliği'nin Libya konulu toplantısına ilişkin Türkiye'den de açıklama gelmişti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyal'a Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine Arap Birliği toplantısında Hafter'e karşı Libya'ya desteklerinden ötürü şükranlarını sunmaktadır ifadelerine yer verildi. Açıklamada desteğin içeriğine dair ayrıntıya yer verilmedi. Mısır yönetiminin çağrısı üzerine 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Süheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması yönünde karar alınmıştı. Toplantıda konuşan Libya daimi temsilcisi Salih Eşşemahi, birliği Libya konusunda çifte standart uygulamakla suçlayarak sert şekilde eleştirmişti. Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, ülkedeki krizin çözümüne yönelik tek referansın Süheyrat Anlaşması olduğunu vurguladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkan Yardımcısı Ahmet Muaytik, Dışişleri Bakanı Muhammed Et-Tahir Seyyale ile Trablus'taki Bakanlar Kurulu Divanı'nda bir araya geldi. Bakan Seyyale görüşmede Süheyrat Anlaşması'ndan doğmayan gayrimeşru oluşumlarla işbirliği yapmamaları konusunda Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla temas kurduğunu belirtti. Başkan Yardımcısı Muaytik de ülkedeki krizin çözümüne yönelik tek referansın Süheyrat Anlaşması olduğunu ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin buna bağlı kalacağını vurguladı. Muaytik, Libya'daki meşru hükümetle Süheyrat Anlaşması'nın uygulanmasını destekleyen ve bunu ülkedeki krizin çözümü için tek referans kabul eden Arap Birliği'nin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birleşmiş Milletler'in girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Süheyrat kentinde varılan Libya siyasi anlaşması uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi kurulmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış, ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri darbeci General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı. Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele alacaklarını iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan El Gadab operasyonunu başlatmıştı. Hafter, 12 Aralık 2019'da da başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Konseyi'nin daimi temsilciler düzeyinde Libya konulu olağanüstü toplantısı sonrası yayınlanan bildiriye ilişkin, 2015 tarihli Libya siyasi anlaşmasına atıfta bulunulmuş olmasını ve Libya'da istikrarın sağlanmasının tek yolunun siyasi çözüm olduğunun vurgulanmasını not ediyoruz açıklaması yaptı.